Samet Bey, eğer bizi eşidirsinizsə, buyurun söz sizdədir. Son baş verənləri, həmçində Lvov'a edilən ateşlə bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşün. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi gayet net duyabiliyorum. Aslında dün hatırlamak lazım. Savaşın 31. gününde nispeten diğer bölgelere göre Ukrayna'daki en güvenli nokta Lviv'di. Lviv şehrinde insanlar kendilerini savaş ortamından, yani Harkov'dan, Mariupol'dan, Kiev'den kurtarıp Lviv'e geliyorlardı. Lviv'in güvenli olduğunu bildikleri için. Bugüne kadar şehir merkezine herhangi bir saldırı yapılmamıştı ama dün füze atıldı iki ayrı noktaya. Birincisi şehir merkezi sınırları içinde. Şehir merkezini biz belediye binası olarak düşünürsek, belediye binasına 1-2 kilometre uzaklıktaki yakıt depolarının olduğu noktaya füze atıldı. Saat yerel saatle 16.30'da iki tane füze oraya düştü. Daha sonra 19.15'te ise tank fabrikasının, daha doğrusu tank tamir noktasının olduğu yere iki tane füze düştü. Orası da şehir merkezi sınırları içerisinde, Lviv şehir merkezi sınırları içerisindeki noktaydı. Buraya yapılan saldırılar sonrasında Lvivliler tabii ki çok tedirgin oldular. Normalde burada kafeler, restoranlar açık ama dün patlamaların olmasının ardından, füze saldırılarının olmasının ardından kafeler, restoranlar kapatıldı. Herkes sığınaklara gitti. Tabii ki yerel yöneticilerden açıklamalar geldi. Açıklamaların ilki 5 tane yaralı olduğu yönünde bir açıklama geldi. Yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Çünkü yakıt deposu vuruldu ve tank tamir noktası vuruldu. Yangın söndürme çalışmaları sabah 5'e kadar, yani yaklaşık 12 saat sürdüğü bilgisini aktarayım. Şehir teyakkuz halindeydi. Patlamaların olmasının ardından sokakta koşan askerleri gördük biz. Hemen herkes mevzi aldı. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Basın mensuplarının vurulan noktaları çekmesini istemediler. Bizi yaklaştırmadılar. Daha uzun noktalardan çekim yaparak anlatmaya çalıştık. Yakın noktada olan basın mensubu arkadaşlarımızı da o bölgeden uzaklaştırdılar. Akşam yapılan açıklamalarda tekrar füze saldırısı olabilir denildi. Sığınaklarda kalınması istendi Lvivlilerin. Ve gece boyunca da çok sayıda siren çaldığı bilgisini aktarayım. Siren çalmak demek bir hava saldırısı olabilir. Dolayısıyla o noktadan daha güvenli noktaya, sığınağın olduğu noktalara geçin anlamına geliyor. Yani akşam saatlerinde de saldırılar beklenmişti. Şu an halk teyakkuzda ama şunu hatırlatmak lazım. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Polonya'daydı, Varşova'daydı. Yani Ukrayna Polonya sınırının olduğu yerdir Lviv. Dolayısıyla başkan buradayken, Biden buradayken saldırı yapılmasını Lviv Belediye Başkanı, bu Biden'a Rusya'nın merhabası anlamına geliyor diye bir açıklama yaptı. Yani Biden burada olduğu için bize, Lviv'e saldırıldı dedi. Ukrayna, Lviv Belediye Başkanı böyle bir açıklama yaptı. Ve şunu hatırlatalım, tank tamir atölyesinin vurulduğu noktanın yakınlarındaki bir okulun da camları kırıldığı bilgisini paylaştı bizimle Lviv Belediye Başkanı. Dolayısıyla Lviv'e yapılan saldırıyla birlikte Ukrayna'daki tüm noktalar daha da tehlikeli olmaya başladı diyebiliriz. Bu nokta önemli bir noktaydı Lviv. Çünkü Polonya'dan yabancı askerlerin de gelip ülkeye giriş yaptığı bir nokta. Mültecilerin de, yani savaş mağdurlarının da ülkeyi terk ettiği bir nokta. Buraya neden saldırıldı? Yakıt ihmal noktası ve tank tamir atölyesi vuruldu. Fakat ilerleyen günlerde acaba yabancı askerlerin ülkeye girişini engellemek için saldırılar, füze saldırıları devam eder mi? Bunun korkusu var açıkçası Lviv'de ve siren sesi çalarsa herkes sığınaklara gitmek için hazır. Lvivliler de hazır ve daha da korkuyorlar bugün diyebiliriz.